Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdi. Bir bütün hesap varacağım. Sizinle sohbet arkadaşlarını çok sevdim. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım. Ben önce kanları dolaşırken size karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Tarih oldum, çok huzurluyum, çok mutluyum. Allah bin bir kere razı olsun. Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim. İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Hayırlı mutlu akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hamd eder, şükür ederiz. Bizler iyiyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyor, şükür ediyoruz muhterem hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Muhterem hocam inşallah bugün konumuz emanet ve rehine. Uygun görseniz ilk sualimizden başlamak isteriz. İnşallah. Muhterem hocam emanet ve rehine kavramı neyi ifade eder? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Emanet ve rehine kavramları ne ifade eder? Sualin cevabı elbette Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Müddessir Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Kullu nefsin bimâ kesebet rehînetün illâ ashabil yemîn fî cennât. Bu ayette beyan edildiği, açıklandığı gibi bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler. Yani bağlıdırlar. Öte yandan Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ruhumuz için inne eretlen emanet ala semavati vel ardi vel cibali fe beyna en yahmilna ve şfekna minna ve hamelel insan ennehu kanu zelümen cehule. Muhakkak ki biz emaneti yani ruhu göklere, arza, dağlara arz ettik, sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan onu yüklendi. Muhakkak ki o nefs çok zalimdir, çok cahildir. İşte bu ayet-i kerimede bahsi geçen emanetin ruh olduğu, Müddessir 38'de de geçen rehinenin de nefs olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en şerefli varlık insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah herkesi bir üçlüyle yaratmış ve serbest irade. Fizik vücudumuz Hicr 26'da ifade ediliyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَعْسَانَ مِنْ هَمَالِ مُسْنُونَ Fizik vücut Allah'a kul olmak, Allah'a köle olmak üzere yaratılmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefs ahsene ulaşacak muhtevada yaratılmış. Ve ruh secde 9. Sümme sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Bütün insanlar üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında bir hayatı yaşıyorlar. Şimdi Allah Teala emanet olan ruhun Allah'ın zatından bize üfürüldüğü ve ruhunun
mekanın Allah'ın zatı olduğu gerçeğinden hareketle bizde bir emanet olan ruhun mutlaka hayattayken ölmeden evvel Allah'ın zatına dönmesi ve Allah'ın zatında yok olması gerekir. İşte bu açıdan baktığımız zaman ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması, yok olması, ifna olması 12 kere Allah-u Teala bize farz kılmış. Evet, 12 tane farz emir. Bütün bir nefsimiz var, rehine, bir ruhumuz var, emanet, ve fizik vücudumuz var, köle. Bütün nefsler, bütün fizik vücutlarda bir rehinedir. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur. Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücut bir emanettir. Fizik vücutta ruh bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Nefsin rehine olduğu müddessir 38, Ahzab 72'de ruhun da emanet olduğu ve Veled suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde de fizik vücudun bir köle olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Biz onlara iki yol gösterdik fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Sarp yokuş, dik yokuş fizik vücudun Allah'a teslimidir. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadı. Kölenin azadı, kölenin fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Ve fizik vücudun nelerle teslim olacağı da burada zikrediliyor. Kölenin azadıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Evet, bir aç doyurmak. Devam ediyoruz 15. Fizik vücudun Allah'a teslimi veya yorgun aç olan bir kişiyi doyurmak. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Devam ediyoruz 16. Veya çok fakir bir miskini. Öyleyse buradan hareketle ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Yakın sahibi akraba olan bir yetimi. Akraba olan bir yetimi çok veya çok fakir bir miskini, yetimi ve miskini yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Veled 17, evet, görüyorsunuz ki yetim, miskin farklı manada kullanılıyor. Belki de bu yetim miskinin ne anlama geldiğini anlayabilmek için Bakara 177'ye ulaşmamız lazım. Bakara 177'de Allah Teala malı çok sevmemize rağmen akrabaya bir, yetimlere iki, miskinlere üç. Evet, görüyoruz bu noktada onlara onların hakkını vermektir. Sonra amin olup sabrı ve merhameti tavsiye edebilmektir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun kölenin azadı. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki vardır? Emanetin Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademeyle kendisini kurtarması lazım. Rehinenin rehinelikten kurtulma sürecinin başlayabilmesi için mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemese hiçbir emaneti veya rehineyi Allah'a teslim etmesi mümkün değil. Cennete girebilmesi de mümkün değil.
rehineyi rehinelikten kurtarmak bir felah dizaynıdır, bir kurtuluştur. Önce emanet olan ruhun Allah'a teslim edilmesi söz konusudur. Ve sonra birer emanet haline gelen fizik vücudumuzun ve nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimleri söz konusudur. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edildiği zaman İslam olmak şerefine ulaşıyoruz. Dolayısıyla emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Emanet ruhtur. O Allah'a teslim olduğu zaman ki ruhun Allah'a teslimi emanetin %51 oranında nurlanmasına. Bu sefer fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslimi emanet rehinenin %81 nurlanmasına. Nefsin Allah'a teslimi emanetin yani nefs emanetinin Allah'a teslimi %100 nurlanmasına ve irade emanet olur. İradenin Allah'a teslimi nefsin kalbinin 19 kademede müzeyyen olmasına bağlı. Yani tamamen emanetle rehine arasında böyle bir ilişki var. Tekrar ediyoruz. Evvela ruh emanettir. Nefs rehinedir. Fizik vücutta kesinlikle köle. Ne yapması lazım? Kölenin çalışması gerekir. Emanetin sahibine teslimi için. Ama kölenin çalışması nefsin manevi kalbinde %51 nurlanmayı, yani rehinenin %51 rehinelikten kurtulmasını sağlıyor ve ruh Allah'a teslim oluyor. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman rehine %100 kurtulmuş mudur? Hayır, değil. Bu sefer fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. Rehine %81 kurtuluyor. Daha sonra nefs emanet oluyor. Onun Allah'a teslimi rehinenin %100 Allah'a teslimini ifade ediyor. Ama irade emanet oluyor. O emanetin Allah'a teslimi de nefs rehinenin 19 kademede müzeyyen olmasına bağlı. İşte İsa suresinin 58. ayet-i kerimesinde inne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahmilna beşvekna minha ve hamela el insanu innehu kana zalimen cehula. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Ve Allah Teala Müminun suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor? Vellezine hum li emanatihim ve ahdihim rahun. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklardır. Ne yapmıştır bu sadık olan kişi? Evvela ruh emanetini Allah'a teslim etmiştir. Sonra fizik vücut emanetini Allah'a teslim etmiştir. Sonra nefs emanetini Allah'a teslim etmiştir. Sonra irade emanetini Allah'a teslim etmiştir. Emanetlerine ve ahitlerine. Ahitler de yeminler oluyor. Ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, nefsin yemini ve iradenin misaki. Bunların hepsini toptan ahitler grubu içinde yer alıyor. Bir tane de Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesi de aynı şekilde. وَالَّذِينَ مُلَا اَمَانَاتِمْ وَاَحْتِمْ رَاهُونَ Bunlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Yani kalü bela günde Allah'a verdiği yemini yerine getirenlerdir. Emanetin Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Rehinenin rehinelikten kurtulma sürecinin başlayabilmesi için mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek vaciyetinde. Dilemediği takdirde, dilemesi hiçbir zaman rehineyi Allah'a teslim etmek mümkün değil. Cennete girebilmesi de mümkün değil. Önce emanet ruhun Allah'a teslimi edilebilmesi söz konusudur. Daha sonra birer emanet haline gelen fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi söz konusudur. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim olduğu zaman onlar ahitlerini de yerine getirmiş oluyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanete riayet etmenin imanı yoktur buyurmasının sebebi nedir?
Eğer başlangıç noktasında ruh bir emanetse ve ruhun muhtevasında 19 tane hasret varsa ve ruhun bütün hasretlerinin talebi Allah'ın talebi ise, o zaman ruhun talebine uymayanın imanı yoktur. Çünkü özellikle kişinin iman sahibi olabilmesi mutlaka ruhun aklı ikna etmesi ve iradenin ruhun talebiyle taleplenmesi lazım. Ruh, akıl ve irade üçlüsü mukaddes ittifak oluşturuyor ki o kesinlikle ilk adımdır. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi manasındadır. Öbür tarafta terazinin bir kefesinde ruh var, akıl var, irade var. Terazinin öbür kefesinde şeytan ve nefs var. Dolayısıyla üçlü mutlaka galip gelecektir. Dolayısıyla Allah-u Teala emanete riayet etmenin imanı yoktur dendiği zaman gerçekten de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o yedi inanç şartını sahip olamaz. Yedi inanç şartının sahibi olmayan bir kişi yedi kalp şartının sahibi olamaz. Yedi kalp şartının sahibi olmayan kişi yedi vasıf şartını kazanamaz. Buna hiçbirisi gerçekleşmez. Ama yedi inanç şartı, yedi kalp şartı, yedi vasıf şartı o kişinin tek bir dileğine bağlı. Ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Emanete riayet etmeyen kişinin imanı eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanının olduğunu ifade etmiyor. İman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise müşridine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. İşte emanete riayet etme imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini de yoktur derken kesinlikle kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu ikisi gerçekleşir. Mürşidine tabi olduğu zaman emanet vücuttan ayrılı sırat-ı müstakim ulaşır ve o kişi de Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudunun ahdini yerine getirmeye, fizik vücudunun şeytanlık olmaktan kurtulmaya başladığını, nefsinde tezkiye olmaya başladığını görüyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden son söz olsun. Muhterem Hocam, bugün görürseniz konumuzla ilgili halkımıza sorular yönettik. Bu videoyu yayınlamak isteriz. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'e göre ruhumuz Allah'ın bize bir emanetidir. Ve Allah ruhumuzun hayattayken Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır? Tabii bu Allah'ın verdiği ibadetleri yerine getirmekle uğraşır. Kur'an'a inanmak gerekir. Ve onun farzlarına inanmak gerekir. Yani Allah'a her ruh ulaşamaz. Ameliyeye olan bir ruh ulaşır ancak. İbadetle. Yani ruhumuzu Allah inancıyla doldurup Allah'a inanarak ruhumuzu beslememiz lazım. Allah'ım ben senin ermiş evliyaların gibi sana ruhumu yaşarken ulaştırmak istiyorum diye kalpten bir dua etmemiz gerekiyor. Sonrasında nefsimizi temizlemeye başlıyoruz. O hani ameli iyi olanlar diyorsunuz ya. Nefs. Salih amel yapmaya başlıyoruz sonra. Şimdi nefs ayrı bir şey. İnan bana. Nefsin dinle veya şeyle bir alakası yok yani. Nefsine hakim olan var, olamayanlar var. Namaz kılarken daha çok Allah'a yakınlaştığımızı düşünürüz. Yani ulaşan var mı? Hani böyle biliyorsunuz Allah'ın evliyaları, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar. Onlar acaba ulaştı mı yani? Ben onu merakım. Yani onlar meçhul şeyler. Ben o konuda bir şey söyleyemem ya. Yani. Muhterem Hocam, bir misafirimiz Allah'a her ruh ulaşamaz. Ancak ameli iyi olan ruh ulaşır dedi. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin ameline mi bağlıdır Muhterem Hocam? Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin anahtarı ise zikirdir. Kesinlikle kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ki bu dilek kimin kalbinde varsa Allah'ın insanlara verdiği bir söz var. Mutlaka Allah Rahim ismasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler istisnasız Allah onlardan müşrit sevgisini oluşturuyor. Allah'ın gösterdiği müşride tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Taha suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'ın insanlara nasıl hidayete erdirdiğini bir özetini görüyoruz. İnni le gafarun limen tabe ve amene ve amile salihan. Sümmehtede. İnni le gafarun. Ben mağfiret edeceğim. Limen tabe, tövbe eden. Ve amene, kalbine iman yazılan.
ve amile salihan ve estahidi camelere başlayan. İşte muhakkak ben mürşid önünde 12 tane insanla tövbe edenler, ikinci defa amenü olup kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsini estahidi camel işleyenler için mutlaka gafarım. Onların günahlarını sevaba çevirelim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir. Ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Gerçekten de Taha suresinin 82. ayet-i kerimesi Allah'ın insanları nasıl hidayete erdirdiğini kesin bir özetini veriyor ki hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en fazla yükselten altın ve gümüş infakından daha kıymetli Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gidip onları öldürmenizden, onların da sizi öldürmesinden, şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Allah Resulü buyuruyor ki o Allah'ı zikretmektir. İşte bu zikrin sahibi kişi Fatır 18'de ben tezekka fennemâ yetezekka li nefsî ve yallâhel mesîr. Kim tezkiye olursa ki kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü nefs de Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair ve ruh da Allah'a vasıl oluyor. Eğer bu olay söz konusu değilse, nefs tezkiyesi yoksa kesinlikle o kişinin ruhunun Allah'a ermesi imkanı yoktur. Nefs tezkiyesi yoktur. Fizik ucunda Allah-u Teala'ya kul olması mümkün değildir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir videomuz daha var. Onu da yayınlamak isteriz. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'e göre başlangıçta rehine olan nefsin emanet olarak Allah'a teslim olması için kişinin kalbine imanın yazılması gerekiyor. Kalbe imanın yazılması ise mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Mürşit nefsini ıslah eden bir insana mürşit denir. Yani bir yerde ermiş diyelim ona, bir yerde şey diyelim, evet. Mürşit inançlı insan. Mürşit Allah'la kul arasındaki herhalde yani bunun Allah'ın vermiş olduğu emirleri ve yasakları bize ulaştıran kişi diye biliyorum. Allah dostları, mürşitler, Allah-u Teala dinimizi öyle insanlardan öğrenmemizi istiyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Olabilir ama günümüzde bu tür insanlar gitgide azalıyor diye düşünüyorum. Ya öyle adam ben vardır da çok azdır yani, ben onu söyleyeyim. Binde bir belki. Peki nasıl bulabiliriz? Severek, inanarak, okuyarak. Günümüzde Peygamber Efendimizin varisleri var mı sizce? Varisleri hepimiziz bence. Çünkü onun getirmiş olduğu dine inanıyoruz ve onu biz varis kabul ediyoruz. Muhterem Hocam, bir misafirimiz dinimizi Allah dostlarından öğrenme konusunda günümüzde bu tür insanlar gitgide azalıyor dedi. İnsanlara dini öğreten Allah dostları zamanla azalmış mıdır Muhterem Hocam? Evet, gerçekten de böyle bir hakikatle karşı karşıyayız ama Allah'ın da değişmez bir kanunu var. O kanun ne? Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ. Ben dünya hayatını yaşayan akil ve bali olan insanlara ayetleri tilavet eden Resul göndermesem azap etmem. Herkes mutlaka hesaba muhatap olduğuna göre, ya azap ya mükafata düşer olacağına göre, öyleyse kesinlikle bütün insanlara Allah-u Teala ayetleri tebliğ eden, Allah'a davet eden Resuller gönderiyor. İşte İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ. İşte Mumin'in Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimizi ardı arkası kesilmeksizin gönderiyoruz. İşte Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi bütün ümmetlerin içerisinden Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştinav etsin diye Resuller bahsetti. İşte İbrahim 4, her Resulü o kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Bu 4 ayet-i kerime adeta kesinlikle 15 yaşına gelmiş herkese Resul ayetlerle tebliğ yapıyor. Yapmadığı takdiri azap etmiyor. Onun ana lisanıyla açıklama dertlerine sorumlu kılmıyor. Öyleyse Allah'ın bu kesin senetleri varken 4 tane ayet-i kerimede elbette herkese Resul geliyor ki bu Resul bir Nebi Resul değil. Çünkü Nebi Resuller Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir Ahzab 40. Ama kıyamete kadar Veli Resuller devam edecektir. Ve bu Veli Resullerin arasından Allah-u Teala'nın Resulullah'ın bütün mirasını devralan
vekaleten devrin imamları olduğunu da bize beyan ediyor. Yani kısacası her devirde öğrenenler ve öğretenler vardır. Her devirde öğretenler mutlaka bütün kavimlerin içerisinde, bütün kariyerlerde, kasabalarda, şehirlerde mevcuttur. Öğretim meselesine baktığımız zaman burada yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görüyoruz. Öğretim meselesinin en üzerinde, en üst noktada olanlar muhakkak ki devrin imamıdır. Bir, en üstten alta doğru sayarsak kavim resulleridir, iki, veli mürşitlerdir, üç, salihlerdir, vekil mürşitlerdir, salihlerdir, ulul elbaptır, muhsinlerdir ve zahitlerdir. Yedi grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam, bugün görseniz Bursa'dan İbrahim Yılmaz Bey bize bir görüntülü sual ulaştırmış. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum inşallah. Allah'ın vasiyetiyle emanetler arasında bir ilişki var mıdır? Sualimiz budur inşallah. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz ve bütün Bursa'lı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Elbette. Allah'ın vasiyetiyle emanet arasında kesinlikle bir ilişki var. Allah'ın vasiyeti 4 tane yeminimizi içeriyor. Hem Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde hem de En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde. İster Hazreti İbrahim aleyhisselam ve oğlu Yakup aleyhisselam evlatlarına Allah sizin için bu dini seçti. فَلَا تَمُوتُنَا اِلَا مَنْتِ مُسْلِمُونَ Siz teslim olmadan ölmeyin. Bu Allah'ın size vasiyeti. Yani 4 teslimi gerçekleştirin. Bu teslimlerin ilki ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, daha sonra iradenin teslimi. Yani 4 tane teslimi Allah vasiyet ediyor. Allah'ın vasiyeti bu. Öte yandan En'am 152'de ve bi ahdillahi evfu. Allah'la onun ahdinizi ifa edin. Vasiyetin içerisinde 4 tane teslim var. Ahdallahi'nin içerisinde de 4 tane teslim var. Zalikum vesakum bi lealekum tezekkerun. Nedir bu ahdallahi'nin içerisinde? Ahdallahi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misakına eşdeğer. Ahdallahi eşittir irademizin misaki. Öyleyse 3 tane yeminle irademizin misaki toplam 4 ediyor. Bu 4 tane yemin Allah'ın vasiyetini oluşturuyor. Kardeşimizin ifade ettiği gibi bu Allah'ın vasiyetiyle emanetler arasında bir ilişki var mı? Elbette. Allah'ın vasiyetinin yerine gelebilmesi için mutlak surette birinci emanet ruhun teslimi, ikinci emanet fizik vücut teslimi, üçüncü emanet nefsin teslimi, dördüncü emanet iradenin tesliminin gerçekleşmesi gerekir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, bugün gösterdiğiniz konumuzla ilgili videomuz daha var. Onu da yayınlamak İnşallah. Allah'ın insanlara verdiği emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim edilebilmesi için zikir adlı bir ibadet gerekiyor. Zikir ve Allah'a teslimiyet hakkında neler söylersiniz? Zikir, Allah'ın isimlerini, güzel isimlerini sık sık tekrar etmek, kalpten geçirmek, onu anlayabilmek diye düşünüyorum. Tabii yani boş müsait olduğun zamanlarda, çalışmadığın zamanlarda bunları yapabilirsin. Muhtemeldir ki sevap kazanacaksın yani. Allah'a teslimiyet, ruhunu teslim ettiğin zaman Allah'a teslim oluyorsun. Teslimiyetini tamamlıyorsun yani. Peki Allah yaşantını. Allah diye zikretmek. Allah Allah diye zikretmek o senin hanene sevap olarak yazılır. Zikir de, fikir de, ibadet de Allah'la kul arasında bir şeydir yani. İnanç, iman gücünü artırır diye düşünüyorum. Teslimiyeti artırır diye düşünüyorum. Ruhumuzu daha bir dinginleştirir diye düşünüyorum. Zikretmenin Allah'a ulaşmanın bir yol olduğunu biliyorum. Ama her zaman yapabiliyor muyuz? O da malum. Muhterem hocam, misafirimiz zikir konusunda müsait olduğun, çalışmadığın zamanda bunları yapabilirsin dedi. Zikir yapmak için müsait olduğumuz zamanları mı beklemeliyiz? Allah razı olsun. Hayır tabii ki. Çünkü bu sualin cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala bütün zamanı Allah için kullanmamızı buyuruyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde
Vazkuru ismi Rabbike ve tebettileyi tebtile. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesiler ki ona ulaş. Bu aşağı yukarı günde 24 saatlik zaman dilimisinde 3 saat zikir, yani ara sıra zikre tekabül ediyor. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi, Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da 24 saatlik zaman dilimisinde en az 13 saate tekabül ediyor. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde, Feyza kadeytumü selate feskirunallaha kıyamen kuvudan ve la cunubim. Otururken, ayaktayken, yani yatarken hep Allah'ı zikredin. Biz Allah Teala insanların daimi mutlu olmasını istiyor ve daimi mutluluk zikirledir. İstiyor ki her an mutlu olalım. Her an mutlu olabilmemiz için de her an zikretmemiz gerekir. Zikir yaptıkça nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması yerine Allah'ın nurlarını terk etmesi, yerini Allah'ın nurlarına bırakması söz konusu. Buna dayalı olarak daimi zikrin sahipleri dünyada en mutlu olan insanlardır kesinlikle. Müsait bir zamanı mı beklemeliyiz? Hayır, Allah-u Teala bütün zamanı Allah için kullanır. Ama bir hedefe ulaşırken de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de tedirici basamaklar içerisinde ulaşmamız gerektiğini beyan ediyor. Bakara 152'de Feskuruni eskurkum Veşkuruni ve la tekfurun. Evet, Feskuruni eskurkum, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkuruni ve la tekfurun, şükredin, sadece kafirlerden olmayın. Nasıl bu feskuruni eskurkum oluyor? Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurekum ve yusabbit aqdamakum. Ey amin olanlar, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Siz Allah'a yardım ederseniz. Allah'a yardım etmek, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah'a davet etmek, onların hidayetine vesile olmak şeklinde ifade edilir. Biz kişinin ne kadar hidayetine vesile olmuşsak, Allah Teala da o oranda bize yardım ediyor. Veya başka bir deyimle, hedef herkesi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, müsaadenizle Kayseri'den Kemal Demir bize bir görüntülü sıvalı ulaştırmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Cappar Hocam, hasretle, hürmetle ellerinizden öperim. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Tevekkül olmadan rehinelikten kurtulmak mümkün müdür? Sizleri çok ama çok kalbine seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tevekkül olmadan rehinelikten kurtulmak elbette mümkün değil. Evvela kesinlikle kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'yı kendisine vekil tayin etmesi söz konusu. Şeytanın negatif tesiri kimin üzerinde yoktur? Allah'a vekil kılanların 4 ayet-i kerime, Hicr 42, kulların üzerinde senin bir sultanın yok. Nahl 99 ve İsra 65, Seve 21. Şimdi burada benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. Kişi ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı kalben dilediği zaman. Rablerine tevekkül edenler üzerinde senin bir sultanın yok. Kimdir Rabbine tevekkül eden? Çünkü onun amin olanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultanın yok. İsra 65, kullarımın üzerinde senin bir sultanın yok. İblisin onlar üzerinde bir sultanı yok. Kimdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse tevekkül olmadan rehinelikten kurtulmak mümkün müdür? Hayır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala mürşide ulaştırıyor. Ve 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişi rehinelikten 7 kademede rehinelikten kurtulmak suretiyle nefsin manevi kalbi %51 nurlanıyor ve ruh da Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse tevekkül olmadan rehinelikten kurtulmak mümkün mü? Hayır. Tevekkül olmadan rehinelikten kurtulmak mümkün değil. Allah razı olsun.
Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam, bugün görürseniz izleyicilerimizden bize ulaşan sorular var. İnşallah. Antalya'dan Akın Yılmaz. Muhtemelen hocam, iştiyak, liyakat, mükafat ve gayret, himmet, nusret ve bu iki üçlü Allah'ın talep etmek için, Allah'ı talep etmek ile ilişkisi var mıdır? Varsa talep etmek de bu üçlünün neresinde yer almaktadır? Allah razı olsun. Talep etmek işin başlangıcını oluşturuyor. Kişinin gayretiyle birlikte ele alınması lazım. Kişinin gayreti yok, gayreti var, talebi yoksa o bir şey ifade etmez. Ve bu iştiyak, kişide iştiyakı oluşturuyor gayret. Ama himmet de o kişiyi liyakata ulaştırıyor. O liyakatın gerektirdiği mükafatı Allah yardımıyla, nusratıyla veriyor o kişiye. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Fatiha suresinde ihtina sırat-ı müstakim, bu istina ile, bu istihane ile bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır kısmını kişi söylerse Allah'a ulaşmayı dilemiş olur mu? Allah razı olsun. 7 ayet-i kerimede istihane geçiyor. Bu 7 ayet-i kerimedeki istihanenin manasına varmayan kişi yine olmaz. Fatiha suresinde, yani evvela, her şeyden evvel kişinin Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Ve kişinin Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuması lazım. Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okumak ayetlerin manasına varmaktır. Kur'an'ın bütününe tabi olmak da o konudaki bütün ayetlerden hareketle sonuca gitmektir. Şimdi o 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane, mürşidimizi isteriz. Öyleyse istihane herhangi bir yardım değil. Burada açıkça istihanenin mürşid olduğu zikrediliyor. Şimdi Bakara 45-46 وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Maide 35, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin. Yine bir kere daha, sabır ve namazla istihaneyi, yani mürşidinizi isteyin. Nisa 75, katından veli ve katından bize bir yardımcı gönder. Öyleyse bunlar veli ve yardımcı, mürşit oluyor. Arap 128, Musa Aleyhisselam kavmine şöyle dedi, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Enbiya 105, salih kullarımızı varis kılacağımızı ifade ediyoruz. Araf 128'de yeryüzünün varislerini, şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır, kullardan dilediği ona varis kılar, varisleri isteyin. Varisler sabah dört teslimi yaşayanlardır. Yusuf 18, sizin anlattığınız şeye karşı istihane, yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Ve Enbiya 112, sizin yanlış vasıflandırmanıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır buyuruyor. Neyse bütün bunlar bize kesinlikle mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini ve mürşidin alanede bir insan değil, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar olduğunu, yani salihlerden olduğunu Allah Teala bir ayet-i kerimede bize açıklıyor. Bu 7 ayet-i kerimedeki istihaneyi kalbine yerleştiren, kendisine mal eden kişi bu dizaynın sahibi ise elbette o kişi Allah'a ulaşmayı dileyendir ve dilediği anda Allah'ın o kişinin kalbinde mürşid sevgisini oluşturacağını kesin kanaat eden kişidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam, ibadetlerimizi yapma açısından iştiyakimizin artması için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, düşünün. Biz Allah içiniz. Ama Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Öyleyse kesinlikle hedeflerimize ulaşmak istiyorsak mutlaka Allah için başkalarının hizmetinde olmalıyız, onları mutlu etmeliyiz. Dolayısıyla bütün peygamberlerin hayatına baktığımız zaman onlar hep bütünüyle kendilerini insanlığa adamışlardır. İşte herkesin kendisini insanlığa adaması lazım. Ama bu adamanın da 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu, bunları yerine getirmesi, yaşaması lazım. Yaşayan kişi mutlaka bütün güzellikleri yaşayan bir insandır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, bu dönem hocam, çevremde yaşadığım olumsuz olaylarda
Ya karşımdakini suçlu görüyorum ya da Allah'ın bir cezalandırması olduğunu düşünüyorum. Bütün hataların baş sebebinin nefsimin afetleri olduğunu ve bunu düzeltmem gerektiğini nasıl idrak edebilirim? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, her olay ya senin için bir mükafattır veya kesinlikle bir cezadır. Mükafatsa Allah'tandır, ceza ise kesinlikle nefsindendir. Şer nefsimizdendir çünkü Allah şer işlediğimiz zaman cezalandırıyor. Öyleyse bu olayları bu şekilde düşün. Tekrar suali oku inşallah. İnşallah Muhterem Hocam. Çevremde yaşadığım olumsuz olaylarda ya karşımdakini suçlu görüyorum. Şimdi bir dakika. Ya karşımdakini suçlu görüyorum. Bu yanlış. Evet. Ya da Allah'ın bir cezalandırması olduğunu düşünüyorum. Allah'ın cezalandırması ise senin yanlışın var. Karşı taraftaki yanlış değil. Yani sualin kendisine de bir çelişki var. Ya karşıdakinin yanlışını düşünüyorum. Hayır, karşıdaki yanlış değil. Karşıdan gelen o tavır senin evvelce bir başkasına yaptığın yanlışın aksümelidir, yani yansımasıdır. Dolayısıyla bir mutsuzluk varsa kesinlikle o Allah Teala'nın yapmış olduğun yanlışın tekrar kefaretidir, düzeltilmesidir. Zaten kendin iyi bir şey yapmışsan Allah Teala onu bir başkasından sana kat be kat mükafat vermiştir. Ama kesin bir yanlış yapmışsan Allah Teala onu birebir sana yansıtıyor. Dolayısıyla bütün mutsuzluklarda başkasının yanlışını değil, kendi yanlışını görüp o yanlışının kaynaklandığı nefsi zikirle temizlemek gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam 48 bin virdimi 3 saat gibi bir sürede bitiriyorum. Bu süreden sonra virdimi kapatıp 1 saat daha zikir yapıp 4 saate tamamlamam uygun olur mu? Yoksa 4 saate mi çıkarmam uygun olur? Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim? Yani yavaş yavaş arttırmalısın 48 saat zikirinde. Çünkü herkes için hedef Allah'ın tayin ettiği hedeftir. Bu daimi zikirdir. Sen de ifade ediyorsun 3 saatlik zikir, hadi 48 saat belki yetmiyor ama 3 saat zikir 33 bin zikre tekabül ediyor. Ne kadar çabuk yaparsan yap, 1 saat içinde 11 bin zikri ancak yapabiliyorsun. Öyleyse 11 bin zikir, 3 saat zikir 33 bine, 48 saat zikre ulaşmak istiyorsan 7, hatta 2 kat daha arttırman lazım. Dolayısıyla hedefin, evet, bu zikiri 4-5 saat içinde çektikten sonra yavaş yavaş azar da olsa arttırman ve böylece zahitlerden olman 13 saat zikir, muhsinlerden olman 18 saat zikir, 24 saat zikir ulelbab noktasına seni götürür ki o herkes için Allah'ın tayin ettiği bir hedeftir, daimi zikirdir. Allah bizlerin daimi mutlu olmasını istiyor. Daimi mutluluk daimi Allah için yaşamakla mümkündür. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam, tezekürlerde Muhterem Efendimizin bir saatlik sohbetinin 30 dakikasını dinleyip tezekür yapmamız doğru olur mu? Allah razı olsun. Yani öyle kısa Efendimizin sohbetleri varsa evet. Ama benim size tavsiyem konuyu bölmemeniz gerekir. Kendi aranızda hangi şehirde bunu yapıyorsanız istişare edin. Herkes bir saatlik veya işte 40 dakikalık Efendimizin sohbeti ne kadar uzunsa onu dinledikten sonra aranızda tezekkürü gerçekleştirmeniz. Yarı yarıya pek uygun değil. Yarı yarıya yapmanız demek başka şeyleri Allah'tan daha öne geçirmeniz demektir. Yoksa Allah-u Teala kimseye kaldırmayacağı yük yükletmez. Dolayısıyla eğer Allah-u Teala bizi bir yola almışsa, Efendimizin etrafındaysak, muhakkak ki tezekkür noktasında Efendimizin bir saatlik veya 60 dakikalık veya 45 dakikalık süre, yani ne kadar uzunsa onu bütünen dinledikten sonra konuyu bölmemek, bir bütünü dinledikten sonra tezekkür yapabilmek asıldır inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, ben 3-4 gün virdimi yapıyorum, sonra 3-4 gün yapamıyorum. Aklıma hep vesveseler geliyor. Ben niye kardeşlerim gibi mutlu olamıyorum ve çok çabuk düşüyorum?
Niye düşünüyorum bu mutsuzluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim zaten cevabı sen kendin veriyorsun. Yani 3-4 gün ya saat yapıyorum, 3-4 gün saat yapmıyorum. Şimdi basit bir misal, bu dünyaya ait olan fizik vücut normal günde 3 öğün yemek yiyor, öyle kabul ederim. 3 gün ona yemek verme. Kalkabilir misin sen ayağa? Yani fizik vücudun fiziki gıdası nasıl varsa normal aktivitelerimizi yerine getirmek, bu gıdayı almak ve yemek yemeyi gerektiriyorsa nefsimizin manevi kalbine de infak etmek lazım Allah'ın nurlarıyla. Sen yapmıyorsun. Yapmadığın takdirde o zaman şeytanın karanlıkları giriyor ve kendini mahvediyorsun. Dikkatle bakın. Tek bir ibadet var, sürekli yapılması lazım. Her şeyde bir ifrat ve tefrit var ama zikirde kesinlikle ifrat yoktur, tefrit vardır. Neden zikirde ifrat yoktur? Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Öyleyse yavaş yavaş zikrini arttırman lazım ve bırakmaman lazım. Zikri arttırmak demek zikirsizlik nasıl bir şey oluyor? Sen zikir yetmediğin zaman kendini Allah'ın önüne geçiriyorsun. Nefsine uyuyorsun. Ama zikrettiğin zaman diyorsun ki ya Rabbim sen daima benim sahibimsin, benim Rabbimsin. Ben senin emrini yerine getiriyorum diyorsun. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, benim bir yaşında bebeğim var. Dergahta ses çıkarıyor, bağırıyor. Daha küçük olduğundan çocuk odasında bırakamıyorum. Tezekkürde kardeşlerimizin olduğu ortamda olmak istiyorum. Kardeşlerimiz açıkça dile getirmese de rahatsız olduklarını belli. Ben ise dergahsız yaşayamam. Bu konuda ne yapabilirim? Sevgili kardeşim, bir çözüm bul. Doğru. Yani her ikisi de senin davranış biçimin de doğru. Onların da haklı. Yani onlar oraya gelmişler. Efendimizin sohbetini sessizce dinlemek üzere gelmişler. Muhterem Efendimiz eskiden konuşan dinleyemez. Şimdi sen çocuk devamlı ses çıkartıyor. Herkesin kulağı oraya dikkat kesilirse Efendimiz'i rahatlıkla dinleyebilirler mi? Mümkün değil. Ama ne olabilir eğer sohbet yapılan yerde belki oraya bir ses cihazıyla bağlantı kurulabilir. Sen ayrı bir odada onlarla beraber değil, sesin oraya gitmediği bir standart içerisinde olabilirsin. Çocuğunla meşgul olursun ama aynı zamanda o sohbeti de dinlemiş olursun. Yani başka bir formüller bulun. Veya eskiden şunu biliyorum, kardeşlerimiz böyle çocuk sahibi hanım kardeşlerimiz ki böyle kardeşlerimiz kendi aralarında bir nöbetçi tayin ediyorlardı. Oraya gelen hanımların bir odada çocuklarına birisi bakıyor, fedakarlıkta bulunuyordu. Diğer hanımlar rahatlıkla dinleyebiliyor ve bunları kendi aralarında nöbetleşe devri daim yaptırıyorlardı. Bu şekilde yapmanız daha uygundur. Kardeşlerimiz de haklı, sen de haklısın. Sen haklısın, Efendimizin sohbetini dinlemek, mutlu yaşamak istiyorsun. Onlar da haklı, sessizce dinleyip Efendimizin verdiği mesajları kendilerinin kalbine indirmek, kendilerine mal etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu iki haklıktan hareketle her iki tarafı kesinlikle haklarına riayet ederek davranmak lazım inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, nefsimiz şeytanın rehinesi midir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Allah Teala nefs rehinedir diyor. Şeytanın rehinesidir demiyor. Önemli olan Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyorsa biz onunla iktifa ediyoruz sevgili kardeşlerim. Kulü nefsim mimâ kesebet rehinetun illâ ashab-ı yemin. Hiçbir ayet-i kerimede ben nefsin şeytanın rehinesi olduğunu görmedim. Efendimiz de bu istikamette bir açıklama yapmadı. Biz sevgili kardeşlerim Efendimizin açıkladığı ile iktifa etmeliyiz. Efendimizin açıklaması halinde bir açıklama değil, Allah-u Teala'nın yaptığı açıklamadır. Onunla iktifa edersek inşallah hedefimize ulaşmış oluruz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Aysun Hanım. Muhterem Hocam, Kehf Suresi 2. ayet-i kerimede geçen müminler ifadesi hangi safa müminleri içeriyor? Bir de Kehf Suresinin 9. ayet-i kerimesindeki rakım ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Kehf Suresinin 2. ayet-i kerimesi. Gayet açık burada Kehf'te. Bütün zaman parçalarında baki olan bir kitap Kur'an'dır. Ve Allah'ın iki tane aktivitesi var. Bir, yanlış yapanları
cezalandırmak, bu hem bu dünyada mutsuzluk hem ahiret hayatında cehennem azabını gerektiriyor. İki, Allah'ın emirlerine itaat eden yasaklara uyanları da, salih amel işleyenleri de onları yaptıkları güzel ameller sebebiyle mükafatlandırmak, müjdelemektir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Diğer ayet neydi? İnşallah aynen Kehf suresi 9. ayet kerimedeki rakım ne demektir diye soruyor. 9. 9. ayet kerime. Ahsibte enne ashabil keyfi arrakimi kanu min ayatina acebe. Sen ashabil keyf arrakimin bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Tabi burada Ashab-ı Kehf'ten bahsediyorum. Ashab-ı Kehf'in bir vasfı veya bir özelliği. İki ayet öncesinden başlayalım. Kehf suresinin 7. ayet kerimesinden başlayalım inşallah. Kehf 7, 8, 9. اِنَّ جَهَنَّا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لَهَا نَبُلْوَنَّهُمْ اَيُّمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah-u Teala yeryüzünü kimin ahsen amel işleyebileceğini tespit etmek üzere bir zinet kılmıştır. اِنَّ لَجَعَيْلُونَ مَا عَلَيَا سَعِدًا جُرُوزًا Muhakkak onun arzın üzerinde olan şeyleri kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yani bu dünya hayatının üzerindeki süsün bir imtihan olduğunu buyuruyor. Bir zinet kıldık. Ve imtihandır. Yoksa sen Ashab-ı Kehf'e Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Ashab-ı Kehf'ten halk arasında bahsi geçen 7 uyarılardan bahsediyor. 10, 11, 12'ye bakalım şimdi. 9, 10, 10, 10, 11, 12. Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize olan, bize ait olan rahmet ve selavatı ulaştıracak olan kişiyi mürşidi tayin et. Bize bir rahmet ver. Rabbimiz bize senin katından bir rahmet ver. Yani Allah'a ulaşma dileği ve bize emrimizden yani mürşid tayin et diye buyuruyorlar. Kehf 11 böylece mağarada kulakların üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yani senelerce yatırdık. Yani Allah-u Teala onları daimi zikir standartlarında uyutuyor. Kalplerinin zikrini duyabilmeleri için. Yan üstü senelerce yatırdı uyutup. Daimi zikir standartlarında. 12. Sonra ne kadar süre kaldıklarını iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap vereceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları bahsettik, dirilttik. Evet, demek ki senelerce uyutmuş Allah-u Teala ve sonra onları diriltmiş. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz. Tabii keyfi yani. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz bu tarafa hocam. İbadetlerimi yalnız yaparken ve virde başlarken içimi anlayamadığım bir korku kaplıyor. Tövbemi tazeledim ama halen devam ediyor. Kıymetli tavsiyeleriniz nelerdir? Allah razı olsun. Yani korku seni zikre götürüyorsa pozitif. Ama o korku seni zikirden alıkoyuyor, Allah'tan uzaklaştırıyorsa o şeytanın verdiği bir korkudur. Yani her olay şu ölçüyle değerlendirilmesi lazım. Bize derecat mı kazandırıyor? Bizi daha fazla zikre mi götürüyor? Bunları incelediğimiz an, evet o korku mesela diyelim ki biz bir saat zikrediyoruz. Ama o korku devreye girdiği zaman bu zikrimiz iki saate çıkıyorsa pozitif. Ama biz bir saat zikrediyoruz, o korku devreye girdiği zaman yarım saat zikrediyorsak olmadı. Çünkü her olayın Allah katındaki pozitif karşılığı zikirle ölçülüyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz bu dönem hocam. Teheccüden sonra virdimi Efendimizin sohbetlerini dinleyerek yapıyorum. Ama bazen uyku basıyor. Uyku bastığında ilahi dinleyerek virdime devam etmem doğru olur mu? Allah razı olsun. Biz yine Efendimiz'i dinlemeni tavsiye ediyoruz. Olsun bizi kucut uyku azamını. Sen azimle devam edersen bir gün Allah-u Teala'nın bu azmine karşılık mükafatlandırdığını göreceksin. Allah her şeye kadirdir. Yani Efendimiz'in sohbetlerinde Allah'ın ayetleri açıklanıyor sevgili kardeşlerim. İlahiler nihayet insanların bir dizi sözleri bir araya getirmesiyle gerçekleşen, o ilahi okuyan kişinin ne bir daimi zikri ne şu ne bu belki olmayabilir. Ama
Efendimiz Allah'ın tasarrufunda biz size yine Efendimizin sohbetlerini dinlemenizi ve ona göre hayatınıza yön vermenizi tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam bize ulaşan çok sayıda dualar var. Hazır ediyorum inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.